Şu havaya bakar mısın ya? Selamlar. Şu anda antrenmana doğru gidiyorum. Açıkçası böyle bir muhabbet edelim istedim. Bahsetmek istediğim şeyler var. Evin içinde koltuğun üstünde konuşmak istemedim açıkçası. Umarım sesim geliyordur bu arada. Kulaklık kullanıyorum. Biraz daha belki sesi odaklamama yardımcı olur diye. Şimdi birkaç şey var. Uzun zamandır video atmıyordum. Tabii ki antrenmanlarımın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Antrenmanlar açıkçası muazzam ilerledi. İlerleyebildiği kısımda. Hatta neredeyse bütün hareketlerimde rekor kırdım. Bu hareketlerin çoğu yeni yeni yapmaya başladığım hareketlerdi. Yani daha önce hiç ciddi bir şekilde overhead press, Romanian deadlift vesaire çalışmamıştım. Ama squat çalışıyordum. Ama squat'ta dahi güzel bir gelişim elde ettim. İşler iyi gitti. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi daha sonra başlayan final haftam derken düzenim oldukça bozuldu. Ve ben de bloğu sonlandırma kararı aldım. Daha fazla çünkü bozulmasını istemedim. Ve ilk haftada tekrardan başladım tatil haftamda. Aynı zamanda da bu süre içinde 2 kilo kadar almıştım. Yani programım 8 hafta sürdü. Bu süre içinde de 2 kilo kadar aldım. Şu anda onları geri vermeye çalışıyorum. Bugün de diyetimin 5. günü. 5. gününde yaklaşık 2 kilo kadar kaybettim. Biraz hızlı diyeceksiniz. Nasıl ya da niye bu kadar hızlı? Açıkçası bence diyetinizi temizlediğinizde, eğer kirli besleniyorsanız, pis besleniyorsanız, diyeti temizlediğiniz zaman hızlı bir kilo kaybı oluyor. Yani muhtemelen yağ kaybetmedim şu an çok ciddi oranlarda ama rakam olarak da bir şeyler kaybetmek güzel. Henüz diyet beni çok etkilemiyor. Gücümü ya da enerjimi çok etkilemiyor. İlk haftası bile daha da olmadı. Ama ilerleyen haftalarda eminim etkileyecek biraz ya da çok. Açıkçası diyetle de ilgili problemlerim var. Bu problemler yani benden kaynaklı değil aslında kısmen. Çok yoğun bir hayat düzenim var. Genelde bir işim çıkıyor ve bu kadar işlerin arasında, iş yoğunluğunun arasında beslenmeme gereken düzeni gösteremiyorum. Bir ucundan kopunca da geri toplamak oldukça zor oluyor. Bu şekilde bahsetmek istediğim bir başka konu. Bunun antrenmanlarla alakası yok mu? Tamamen. Açıkçası beni geren bir konu, beni sinirlendiren bir konu. Yani Instagram'dan, YouTube'dan bana bir şey soran, bir şey yazan herkese cevap vermeye çalışıyorum. Hani saygılı bir şekilde bir şey yazan herkese cevap veriyorum hatta. Vermeye çalışıyorum deyip veriyorum, cevap veriyorum. Fakat yani insanlarda şöyle bir şey var. Hani ben açıkçası YouTube'a birçok şeyin, yani piyasadaki birçok bilginin yanlış olmasından, yanlış verilmesinden duyduğum rahatsızlıktan dolayı bu işi yapmaya başladım. Ve hani siz de fark etmişsinizdir, hani bu kanalın eski takipçileri, yeni takipçileri ya bilecektir. Yani birçok sahip olduğum fikir şu anda işte Türkiye'deki, belki hatta dünyada kısmen powerlifting ile uğraşanların, güç sporlarıyla, belki vücut geliştirmeyle uğraşanların katılmadığı fikirler, yani bunlara aksi fikirler ya da bunlarla belki çelişen şeyler. Ve bunların da tabii ki, yani bunları da söylerken bunlara güçlü dayanaklarım var yani. Güçlü koçlardan, iyi koçlardan, beğendiğim, gerçekten bilgili olduğuna inandığım koçları referans alıyorum. Kendi deneyimlerimi, mantığımı referans alıyorum. Hani bu bilgilerin hiçbiri yani öyle kışımdan uydurduğum şeyler değil. Hepsinin arkasında belli bir data var. Belli bir istatistik var. Belli insanların referansları var. Belli bir emek var yani işin kısası. Yani insanlar bu konuda bana akıl veriyor. Hani kesinlikle ben akıl almaya karşı bir insan değilim yani. Ya da işte egoist bir insan değilim. Hani benden daha iyi bilemez falan şeklinde. Ama hani insanların akıl verirken, ya bu adam bunu hiç düşünmedi mi diye de bir sormasını istiyorum yani. Hani bana diyor ki işte programda powerlifting ile uğraşıyorsanız overhead press'e daha az önem vermelisiniz. Bench press'inize odaklanmalısınız demişim.
Yani bana gelip diyor ki overhead press omuz gelişimi için şart diyor. Yani hani çok güncel yaşadığım bir örnek. Bunun gibi onlarcası var. Omuz gelişimi için şart diyor. Abi eyvallah da hani şartsa niye bana soruyorsun? Birincisi madem çok inanıyorsun bildiğin şeye. İkincisi sence bu benim aklıma hiç gelmedi mi? Yani bu ihtimal, bu omuzun geri kalabileceği ihtimal ya da kalacak mı bu problem? Sence bunu hiç düşünmedin mi? Yani insanların bir argümana karşı çıkarken, yani karşımdaki insan ben bunu buraya koymuş, bunu böyle düşünmüş, bu videoyu hazırlamış. İşte ben hani o videoları hazırlarken gerek kendi bilgimden, gerek bu konuda yapılmış videolardan birçok kaynaktan besleniyorum. Yani kurgusundan, işte belki anlatımına kadar. Hani insanlar hiç düşünmüyor bu konuda. Yani bu benim bu adama dediklerimi bu adam acaba araştırmadı mı? Bu adamın aklına gelmedi mi? Yani zaten herkesin söyleyeceğini söyleyecek olsam muhtemelen o videoyu yapmazdım. Yani hani size direkt o insanın yaptığı videoyu linklerdim. Bunlardan da böyle bahsetmek istedim. Şimdi metroya bineceğim. Tekrar görüşmek üzere. Bugün ikinci haftanın ilk antrenmanını izliyorsunuz. Squat'la başlıyorum. Barda 150 kilo takılı. Geçen hafta 145 kilo ile bu ağırlığı perform etmiştim. Açıkçası çok tatmin edici bir yerde başladı ve ikinci hafta içinde gayet iyi bir kilo. Bu benim neredeyse rekoruma eşit, rekorumdan belki çok az aşağıda bir kilo. Yani bloğun ikinci haftası olduğunu düşünürsek muhtemelen blok bir aksilik olmazsa iyi bir yerde bitecek. Şu anda aynı zamanda videonun başında bahsettiğim gibi bir diyet de yapıyorum. Umarım, temennim en azından bloğun sonuna kadar squat'ın çok etkilenmemesi ya da en azından bulunduğu yeri koruması. Burada 150 kilo ile 6 tekrar izliyorsunuz. Daha önce yüksek tekrarlarda yaptığım en iyi kiloyu da bu bloğun öncesinde yapmıştım. Yani yakın bir tarihte 145 kilo ile bir 10 tekrarım var. 152 kilo ile bir 8 tekrarım var yanlış hatırlamıyorsam. Yani onlar oldukça yakın bir performans. Burada da görüyorsunuz aslında oldukça rahat bir set, güzel çıkıyor. Haftaya muhtemelen ben bu seti 155 kilo, 152,5 kilo civarında bir ağırlıkla yapacağım. Daha sonra leg extension'a burada geçiyorum. Leg extension'lar oldukça güzel bir pump veriyor açıkçası. Hipertrofi bloklarımın favori bacak hareketlerinden. Bir önceki blokta hatırlarsınız leg press tercih ediyordum egzersiz slotlarımın bir tanesi için. Fakat leg press'ler çok hoşuma gitmedi açıkçası. Çok fazla beni pamplamamaya başladı. O yüzden ben de değiştirdim. Leg extension'lar şu anda favori izole egzersizlerimden bir tanesi. Burada gördüğünüz gibi negatiflerini salmamaya çalışıyorum. Pozitiflerinde oldukça patlayıcıyım. Full range of motion kullanıyorum. Yani bence izole egzersizlerde full range of motion'a kesinlikle dikkat etmelisiniz. Daha sonra overhead press'e burada geçiyorum. Overhead press'ler de aynı şekilde harika gidiyor. Barda şu anda 65 kilo takılı. Burada da 6 tekrar yapıyorum. Squat'a göre bir tık daha zorladığını söyleyebilirim. Ama yine bloğun ikinci haftasına göre oldukça iyi bir yerde. Daha sonra burada tricep extension'larımı izliyorsunuz. Triceps extension'larımı da değiştirdim. Önceki blokta hatırlayacaksınız bir overhead extension tercih ediyordum. Bir skull crusher varyasyonu tercih ediyordum. Burada klasik bir triceps extension yapıyorum. Burada 20 tekrar yapıyorum. Bu da son setim benim tricepslerim için. Oldukça güzel bir pump yakaladım burada da. Açıkçası diyete rağmen iyi bir pump yakalamak beni oldukça tatmin etti. Diyette birçoğunuz farkındadır. Pump yakalamak oldukça zor. Gerçi bu diyetin ilk haftası olmasından da alakalı olabilir. Yani umarım diyetin ilerleyen haftalarında da bu güzel pumplar devam eder. Günün son egzersizi side raise. Burada da 12 tekrar civarında tekrarlar hedefliyorum. Bu set son setim, 7. setim. Burada da 10 tekrar civarında yaptığımı hatırlıyorum. Bu da aynı şekilde güzel gitti. Fakat side raise'ler benim için bir tık daha tatsız. Yani genel olarak ben yan omzumu egzersizlerde çok hissedemiyorum. Ama kendi seviyem içinde, kendi normalim içinde aslında kötü sayılmayacak bir side raise yaptım. Bu da günün son egzersiziydi benim için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.